Kur'an-ı Kerim'in elimizde olması çok büyük nimet. Yani emr-i bil maruf'ta böyle bir hazineyi Cenab-ı Allah bize vermiş. Cenab-ı Hak onu böyle hakkıyla okuyacak lisanı, gönlü de Allah cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede buyuruyor ki Estaizu billah, bismillah. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez-zulumati ilen-nur bi'izni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Sadakallahul azim. Elif lam ra. Hurufu mukatta, manasını Mevla biliyor. Kitabun, elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim o kadar büyük bir kitaptır ki enzelnahu ileyk Habibim Muhammed Mustafa'm, bu kitabı biz sana indirdik. Bakın cemaati Müslümin, bakın kıymetli kardeşlerim, Kur'an niye indirildi? Neden indirildi? لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye. Hocam sıkılıyorum, hocam bunalıyorum, hocam daralıyorum. Çok şikayet eden var. Hocam şu düşünceler beni mahvediyor. Neredesin sen? Sıkıntıdasın. Neredesin sen? Karanlıktasın. Neredesin sen? Bataklıktasın. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Sen insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye biz bu büyük kitabı sana indirdik. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Allah'ın izniyle. Nereye? اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Ziyade övgüye layık olan, ziyade güçlü olan Allah'ın yoluna çıkarasın diye, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye bu Kur'an'ı sana indirdik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka ayet-i kerimede kul huve nebe'un azim. Habibim Muhammed Mustafa'm, sen şu Kur'an hakkında şöyle de, kul Habibim de, huve o Kur'an var ya, nebe'un öyle bir haberdir ki azim, çok büyük bir haberdir. Yani böyle bir nimeti Allah bize bahşeylemiş kardeşlerim. Kur'an'da bir noksanlık yok, dinde bir noksanlık yok, noksanlık bizde. Biz bunu güzel yaşarsak, Kur'an-ı Kerim'i okur, anlar, yaşarsak ve bunu Mus'ab bin Ümeyr'ler gibi okursak, anlatırsak, iman olan gönüllerin etkilenmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Mus'ab bin Ümeyr'i öldürmeye geldiler. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye, onlar hoca istediler Medine-i Münevvere halkı. Efendimiz ashab içerisinde Mus'ab bin Ümeyr'i gönderdi. Orada bir çalışma yaptı Mus'ab bin Ümeyr Medine-i Münevvere'de. Nasıl bir çalışma? Bütün Medine halkı Müslüman oldu. Tabi alttan alttan çalışmalar yapılıyor. Oranın da tabi şeyleri var. Karşı gelenleri çok, güçlü olanları çok, kabile reisleri var. Birincisi Üseyd bin Hudayr, ikincisi Sad bin Muaz. Tabi bunlar sonradan Müslüman oldu. Üseyd bin Hudayr ile Sad bin Muaz Müslüman oldular sonradan. Tabi bunlar duyuyor kabile reisi. Efendim gizli gizli vaaz ediyor Mus'ab bin Ümeyr. Haberini aldılar. Dediler ki bir delikanlı var. Bizim halkımızın itikadını bozan, yani atalarımızın dininden çeviren bir delikanlı var. Onu bulursak, yakalarsak öldüreceğiz diyorlar. Yerinin haberini aldılar. Nerede toplandıklarının haberini aldılar. Bu iki arkadaş kabile reisi dediler ki ya git, yeri belli. Sen efendim kılıcını kuşan da git şunu hallet de gel. Öldür de gel diyorlar yani. Birincisi Üseyd bin Hudayr. O kılıcını kuşanıyor. Yeri belli ya. Gidiyor vaaz ettiği yere. Tabii etrafındakiler kaçıyorlar. Bakıyor ki bir delikanlı oturuyor. Diyor ki Mekke'den gelen delikanlı sen misin? Benim diyor Mus'ab bin Ümeyr. Benim diyor. Ya diyor ne çektik senden diyor. Ne anlatıyorsun bu millet hep atalarımızın dinine karşı geliyorlar. Putlara karşı geliyorlar. Efendim hep bizden uzaklaştılar. Ne anlatıyorsun? Ben seni öldürmeye geldim. Kılıç kuşanmış. O da diyor ki onlara anlattığımı sana da okumamı ister misin diyor. Bak bak. Bak bak bak. Öldüreceğim. Son söz olarak müsaade ediyorum diyor. Öldüreceğim. Seni öldürmeye geldim. İki arkadaş anlaştı ya. Sad bin Muaz'la Seyyid bin Hudayr anlaştı ya. Sen git. Hallet işi. O da tabii tamam oku diyor.
Sad bin Hudayr. Başlıyor. Demek ki Mekki ayetler, hani kısa sureler var ya, وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا, ya da سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى, nereye okuyorsa yani. Buralar yeniymiş yani. Ama ne ayetler. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ayeti kerimeyi. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Neler var? وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا اَدْرَاكَ مَالطَّارِقِ اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ اِنْ كُلِّ نَفْسٌ لَمَّ عَلَيْهَا حَافِظٌ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله إلى آخره. Buralardan bir yer okuyor. Yani etkilenmemek mümkün. Onlar bir de manasını biliyor ya. Useyd bin Hudayr ne dediğini anlıyor. Musab bin Ümeyr okuyor. Tabi adamın kalbinde fırtınalar kopuyor. Ya bu nasıl söz? Bu insan kelamına benziyor. Şu manalar ne acayip. Sadakallahul azim diyor ya Musab bin Ümeyr. Öldürmeye gelen adam diyor ki ya ben sizin dininize girmek istiyorum. Aman Allah. Ya ne yaptı? Bir Kur'an okudu. Bak Kur'an'ı böyle anlayalım. Ne etki yapıyor görüyor musun? Ama o ağız olursa, o yürek olursa, bizde eksik olan bu işte kardeşlerim. Neyse bu Müslüman oluyor. Üseyd bin Hudayr Müslüman oluyor. Hani arkadaşı bekliyor ya, haber bekliyor ya. Geliyor, o diyor ki hallettin mi diyor Sad bin Muaz'a. Hallettin mi diyor Sad bin Muaz'a. Ya diyor halledemedim, bir de ben Müslüman oldum diyor. Ya öyle şeyler söyledi, okudu ki bana. Yani bunu öldürmeyelim. Yani hak olan bir yolu gösterdi bize. Ben Müslüman oldum. Bu sefer Sad bin Muaz kılıcını kuşanıyor. Bir şeyi halledemediniz diyor ya. Çekil diyor ya, ben onu öldüreceğim. Bu sefer Sad bin Muaz gidiyor. Aynı şekilde ya sen ne yapıyorsun, her geleni kandırıyorsun sen. Seni öldüreceğim, son cümleni söyle. Musab bin Ümer diyor ki son cümlem o arkadaşlarına okuduğum Kur'an'dan sana da okumak istiyorum. Başlıyor ona da okuyor. Sadece Kur'an okuyor, başka bir şey yok. Aynı şekilde Sad bin Muaz da diyor ki Allah Allah, ya bu ne iştir? Bu insan kelamına benzemiyor. O kafiyeler var ya, ayet sonları, öyle bir etkileniyor, öyle bir hayranlıkla dinliyor ki o da sadakallahu lazim dediğinde Müslüman olmak istiyorum, ne yapmam lazım diyor. Ben bu hadiseden çok etkileniyorum. Niye? Buyurun işte. Kur'an nasıl ilaç görüyor musun? Peki Kur'an aynı Kur'an değil mi? Hiç değişiklik var mı? Yok, Allah'ın kelamı değil mi? Bir değişiklik var mı? Yok. Eksik ne? Eksik ne? Eksik bizler. Eksik bizde. O Musab bin Ümeyr'in ağzı yok, lisanı yok, gönlü yok bizde. Bizim gönlümüzde efendim her şey var. Dünya da var. Para sevgisi de var. Mal sevgi. Onların kalbinde Allah'tan başka, dini yüceltmekten başka, dini yaymaktan başka hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah o aşkı, o muhabbeti, o niyeti cümlemize nasip eylesin. Etki buradan geliyor kardeşlerim.